Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bireysel temel ihtiyaç destek kredisinde arkadaşlar kendi başvurduğumuz kredi reddedildi. Sicil durumundan dolayı sıkıntılarımız vardı. Maalesef kredimiz 80 günden beri bekleyen kredimiz Halk Bankası'ndan aradık, öğrendik. Temsilcinin bize verdiği cevap krediniz reddedilmiştir şeklinde, onaylanmamıştır şeklindedir arkadaşlar. Bununla alakalı arama videosunda sizlerden paylaştım. Şu anda sizi videoyla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Gerçekten de 80 gün beklememe rağmen sicil durumundan dolayı kredim reddedildi. Sicilde sıkıntımız vardı. Bunu da belirtelim. Videoyu izleyin. Görün sizde nasıl bir şekilde cevap alındığını. Bankalar bazıları cevap veriyor, cevap vermiyor diyor. Kimisi değerlendirme diyor ama bizimkisi reddedilmiş arkadaşlar. Kredimiz maalesef reddedildi. Bu videoyla baş başa bırakıyorum sizi. İyi günler, kolay gelsin. Teşekkürler, merhabalar. Temel ihtiyaç destek kredisine başvurduk. Çok uzun zaman oldu. Bir tane mailden başka bir haber gelmedi Halk Bankası'ndan. Değerlendirme işlemleri devam ediyor mu? Kredimizin sonucu ne oldu? Bundan alakalı aramıştık. Bakalım lan. Şurum. Evet. Tamam, hemen kontrol ediyorum. Başvurunuz onaylanmamış olarak görünüyor. Onaylanmamış olaraktan görülüyor. Bize SMS falan da gelmedi onaylanmadığına dair. Yoğun bir başvuru süreci olduğu için bu SMS'lerin ulaşımında bir sorun yaşamış olabilirsiniz ama onaylanmamış olarak görüntülüyorum şu anda. Anladım. Başvurumuz onaylanmamış olaraktan sistemde gözüküyor diyorsunuz. Evet. Anladım. Bunun onaylanmamasının sebebi yazıyor mu? Öyle bir bilgi var mı peki? Neden olarak? Bunu sadece şubeniz görüntüleyebiliyor nedenini. Neden olaraktan şubeler görüntüleyebiliyor yani ne olduğunu, sebebini. Evet, nedenini şubeyle öğrenebilirsiniz. Anladım. Anladım. Yani şu anda sizin orada gördüğünüz başvurumuz reddedilmiş, onaylanmamış şu an için. Evet, sadece onu görüntüleyebiliyorum. Anladım, anladım. Şu şubeyi arasak neden kaynaklandığını sorabiliriz değil mi? Şubenin numarasından arasak. Sorabilirsiniz tabii ki ama şubenin işlem yetkisidir. Telefonda cevap verilebiliyor mu? Şubeye mi çağırırlar? Bunun için net bir şey diyemiyorum. Anladım. Sizin gördüğünüz onaylanmadı sadece. Evet. Oldu. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bana ait kredi Halk Bankası'ndan onaylanmamış. Siz de duydunuz. Yani yapacak bir şey yok. Bize de çıkmadı. Reddedildi kredimiz. Benim de sicil durumundan dolayı sıkıntılarım mevcut idi. Bireysel olaraktan bankayı aradık, sorduk. Kredimiz onaylanmamış arkadaşlar. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bunu da bilmenizi isterim bu şekilde. Soran arkadaşlarımız vardı. Kredi, sen başvurdun mu? Başvurmuştum. Ne SMS geldi bana, ne herhangi bir bilgi mesajı geldi. Herhangi bir işlemde gerçekleşmedi. Ama kredimiz sizin de duyduğunuz üzere onaylanmamış arkadaşlar. Mesaj gelmeden de onaylanmayabiliyor gördüğünüz gibi. Başka bankaya başvuru yapmadım. Ben sadece Halk Bankası'na başvuru yapmıştım. Sicil durumundan dolayı sıkıntımız mevcuttu. Ama kredimiz maalesef, sizin de duyduğunuz gibi, banka direkt olaraktan onaylanmadığını söyledi. Bazı arkadaşlara buradan görüntülemiyorum, bakamıyorum, durumunu bilmiyorum diyen temsilciler var. Hangisi doğru bilmiyoruz. Halk Bankası'nı aradık. Halk Bankası'nda temsilci direkt söyledi ve onaylanmadığını bize bildirdi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Diğer bankalarla alakalı bilgileri vermeye devam edeceğim. Diğer ki bankaları da aradım. Onları izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, sizin de gördüğünüz gibi kredimiz maalesef reddedildi. Halk Bankası'na başvuru yapmıştık. Başka bankaya başvuruda bulunmadım ben. Halk Bankası haricinde. Bekledik. 80 günü geçti. 80 gün sonunda gelen red mesajı. Onay gelen arkadaşlarımız var mı? Var. Red gelen arkadaşlarımız var mı? Var. Değerlendirmede bekleyen birçok arkadaşımız hala da beklemeye devam etmekte. Onaylar neye göre geliyor? Yani insanların
kriterlerine neyine bakaraktan onay veriliyor bunu kesinlikle anlamış değiliz. Bazı sicil durumu yaşayan arkadaşlarımız, varlık şirketinin dolayı borçlanmış arkadaşlarımız onay gelirken bizim gibi, yani benim de şahsıma sicil durumundan dolayı ret geldiği için diğer arkadaşlarımıza, sicil durumundan dolayı sıkıntı yaşayan arkadaşlarımıza da bazılarına da ret geliyor. Bazılarına onay, bazılarına ret. Bu ret ve onay verirken, değerlendirme yaparken bankalar veya genel müdürlükler hangi şartları göz önünde bulunduruyor, neleri değerlendiriyor bunu anlamış değiliz. Gelir bilgisine ben arkadaşlar 2950 lira yazmıştım. Onu da belirteyim. Kim arkadaşlarımızın dediği gelir bilgisine yüksek yazılanlar onay geliyor. Buna ben de hemfikirim. Gelir bilgisi 4000, 5000 yani yazılanlar kimisi kısmen onay geliyor. Bu arkadaşlarımızdan da onay gelmeyen birçok kişi var. Yani banka değerlendirme yaparken neye dikkat ediyor? Bizim bunu anlayamadık. Hala da anlamış değiliz. Yani bankanın mevcut şartları bu 5000 TL ve altı, arkasından aileden sadece bir kişi dediler. Varlık şirketine veya da açık icra takibi olmayana verilmeyecek dediler ama bu saydığım 3 maddeden de 3'ünden aldı. Varlık şirketine borcu olan aldı. İcradan dolayı sıkıntısı olan aldı. İcrası olup maaşına haciz olan aldı. Ama alamayanlar da var. Alamayan da alamadı. İşte bunları değerlendirirken, karşılaştırırken neye göre verildi? Ya burada eşitlik, adalet, hak nerede kalıyor? Yani 80 gün beklemişim. Kendi şahsım adına konuşuyorum. Ret aldım. Sebebini sorduğum ise yani nereye soracağımızı da bilmiyoruz. Oraya ararsanız olabilir. Sizin de dinlediğiniz gibi şubeye sormanız gerekiyor. Şubeye de sordum ben. Şubeyi aradım. Buraya gelmen gerek dedi. Yani telefondan bilgi veremeyiz dediler. Kendim şahsım adına şubeye gittim. Dedim böyle böyle benim kredim red oldu. Sebebi nedir? Ekonomik şartlarda bankanın risk politikasına uymadığından dolayı. Ya detaylı açıklayıcı bir açıklama yok. Risk politikasına uymadığınızdan dolayı. Yani risk politikası dediği zaman KGP puanı olabilir. Bu sicil durumu olabilir. Bankalar çünkü bizim bütün bilgilerimizi görebiliyor. Sicil durumundan dolayı sıkıntımızı görebiliyor vesaire. Her türlü sicil durumu sıkıntımızı görüyorlar. Diğer onay verdiklerini de görüyorlar. Neden? Ne hikmetse kimine onay verip kimine ret veriyorlar. Bankaların bunlarla alakalı bir açıklama yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani 100 kişiden 10 tanesine onay ver. Şu an için söylüyorum. Varlık şirketi vesaire icralık olsun 10 tanesine onay ver. Sicili temiz olanlardan bir 25-30 kişiye onay ver. Geri kalan değerlendirmede beklet, bir kısmına da ret ver. Yani bu şekilde bu süreç nereye kadar işler bilmiyorum gerçekten de. Dün yaptık anket, evvelsi gün yaptık anket. Dünkü ankette de gördüğünüz gibi onay gelenlerin sayısı %5, %4 civarlarında gidiyor. Yani o ortalama 1300-1400 katılımlı anketlerde yaklaşık olarak da bir 70 kişi 65 kişi civarında onay gelmiş. Onay gelenlerin de işlerinde bir de parası bankaya yatmayan arkadaşlarımız çok fazla. Yani onay gelmiş ama parası yatmamış daha. Parasının yatmasını bekliyor. 15 günden beri, 20 günden beri, yani çok uzun zamandan beri hesaplarına parasının yatmasını bekleyen birçok arkadaşımız da var. Bankalar ne hikmetse hala da yavaş bir şekilde süreci değerlendirme aşamasında tutaraktan işletmeye çalışıyorlar. Bunlarla ne alakalı en büyük sıkıntı şu arkadaşlar, sıkıntı değerlendirme işlemleri yapılırken herhangi bir işlem sırasının olmaması. Yani 1 Nisan'da başvuran bir kişiyle 25 Mayıs'ta başvuran kişi arasında herhangi bir fark yok. 25 Mayıs'ta başvuran bir arkadaşımız onay alırken hala da 1 Nisan'da başvuran arkadaşımıza cevap verilmemesinin sebebi sadece bankaların kredileri değerlendirirken, değerlendirmeyi alırken herhangi bir işlem sırası olmadan, yani sistemin otomatik seçtiği, o anda otomatik kime denk gelirse artık seçtiği kişiye değerlendirip onay veya red neyse cevabını vererekten işlemesidir. Yani 1 Nisan, 2 Nisan, 3 Nisan, 4 Nisan gibi bir sıralama olmuş olsaydı şimdiye kadar çoğu arkadaşımızın kredisine herhangi bir cevap verilecekti.
Yani Mayıs ayı denk geliyor. Özellikle de Mayıs ayında en son başvuru olduğu için, ya ben öyle tahmin ediyorum, kredi değerlendirme işlemleri daha hızlı Nisan ayına baktığımız zaman. Yani önce başvuranların kabahati ne burada? Adam 1 Nisan'da başvurmuş, 80-90 gün olmuş, hala da beklemeye devam edin, cevap gelecek. Sistem bizi bulacak, değerlendirmeyi alacak, oradaki yetkili kimse görecek de bir cevap verecek. Ona göre kredimizin sonucunu öğreneceğiz. Bize işin garip tarafı, kendi şahsi kredim onaylanmamış, mesaj da gelmiyor. Yani bildirim de yapılmıyor. Diyorlar ki ne? Size mesaj gelecek, bekleyin. Hani bekledik. Bize mesaj falan geldi mi? Gelmedi arkadaşlar. Bana mesaj falan gelmedi. Mesaj gelmediği halde kredimin onaylanmadığını kendim temsilciden öğrendim ben. Yani bankalar bekleyin, size kısa mesaj gelecek. Gelen kısa mesajdan bakabileceksiniz, sonucunuzu öğreneceksiniz vesaire. Aynı standart cevaplar. Bankaların biraz daha hızlı olmasını ediyorum bu konuda. Ben kendi şahsi adıma alamadım ama inşallah diğer arkadaşlar, bekleyen arkadaşlar bu krediden onay alırlar. Tek umudum, tek gayem bu. İnşallah olumlu sonuçlanır. Bu konuda alakalı bana çok soru vardı. Bu şekilde benim kredimin de onaylanmadığını öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hayatımızı sadece bir ihtiyaç kredisine bağlamadık. Bu şekilde de devam etmeyeceğiz. Çıksa da çıkmasa da bu şekilde devam etmeyecek. Çıksa çok iyi olurdu. Bazı borçlarımız vardı, kapatırdık ama sağlık olsun, yapacak bir şey yok. 80 gün beklettik, 90 gün beklettiler. Bu yüzden olur, bankalara sadece tek sözüm, yazıklar olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum.